Teşekkür ediyorum İlkiz abla. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, merhabalar. Hepinizin, öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın, herkesin öğretmenler gününü kutluyorum. Çok güzel bir program olacak, böyle çalgılı çengili, en sonunda dedikodulu bile olacak yani, öyle bir program olacak. Onun için çok heyecanlıyım bu arada, bir kusurum olursa affola. Ben önce başlamadan önce programımıza İlkiz abla bize böyle birkaç güzel sözlerinden söylemek istersen seninle başlamak isterim. Duygularını almak isterim. Programla ilgili günün önemi ve anlamı ile ilgili birkaç söz söylemek istersen memnun oluruz. Sevcan, aslında ben hani herkese bir selam vermek istedim yalnızca. Programda zaten yeterince uzun. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Çok teşekkürler Sevcan. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, gerçekten İlkiz ablanın dediği gibi bayağı uzun ve dolu dolu bir program. O yüzden isterseniz herkes de buradayken yavaştan başlayalım istiyorum. Önce programımıza bir güzel bir şiirle başlayacağız ama ondan önce Zeynep Aslan bize bu şiirin hikayesini anlatacak. Evet, sen de sözsün Zeynep. Herkese merhaba. Burada olan tüm öğretmenlerimi, öğretmen adaylarını, öğretmenler gününü kutluyorum. Şiirimiz Dünyanın Bütün Çiçekleri diye bir şiir var. 24 Kasım'ın klasik şiirlerindendir. Her 24 Kasım'da ilkokul hocamız, ya ilkokul hocam Nadiye Hoca bana bunu bize okurdu. Her zaman her 24 Kasım'da aklıma bu şiir gelir. Kendisiyle de bugün konuştum. Eğer böyle bir etkinlik yapacaksanız seni kesitini görmeyi çok isterim dedi. Hepinize de selam söyledi. Şiirimize konu olan öğretmen Şefik Sınık, Çivil'in Denizli'nin Çivil ilçesinde yaşıyordu. Aslında orijinal, yani gerçek adı Şefik Eren Şını ama kendisi hayatı boyunca Sınık soyadını kullanıyor. Şu an mezarlığı Çivril'in şehir mezarlığında bir tepenin üzerinde. Şefik Sınık 1925 yılında Konya Seydişehir'de hayata geliyor ve annesi ve babasını küçük yaşta kaybediyor. Yani küçük yaşta yetim ve öksüz kalıyor. Yetim ve öksüz kalınca onu Çivril'de bulunan eniştesi, PTT müdürü olan eniştesi yanına alıyor. Ve burada ilçenin tek ilkokulu olan 30 Ağustos İlkokulu'na gönderiyor. Burada öğrenime başlarken Çivili ve Osman Gürkan diye köy enstitüsünde, Isparta Gönen Köy Enstitüsü'nde tarım öğretmeni olan bir Osman öğretmen var. Çevresinde zeki, çalışkan, yardıma muhtaç ne kadar öğrenci varsa hepsine ellerini uzatıyor. Genelde bu yardıma muhtaç çocuklar öğrenim görmelerini sağlıyor ve onlara yardımcı oluyor. Şefik de bu öğrencilerden birisi oluyor. Öğretmen Osman Gürkan, Şefik'i Isparta Gönen Köy Enstitüsü'ne parasız yatılı olarak okumasını sağlıyor ve ona bir baba şefkati gösteriyor. Şefik'e sahip çıkıyor. Daha sonra Şefik Sınık Köy Enstitüsü'nü bitirdikten sonra ilk görev yerine atanıyor ve ilk görev yeri Afyon Dinar'da bir ilkokul Sütlaç Köyü'ne gidiyor. Burada ilk görevine başlarken 1949 yılının Ekim ayında Sütlaç Köyü'ne çok yakın olan Bostancı Köyü'ne gidiyor ve oradaki öğretmen arkadaşıyla futbol oynayacaklar o gün. Oradaki öğretmen arkadaşı da aslında Isparta Gönen Köy Enstitüsü'nün sınıf arkadaşı olan Mehmet Aydeniz. Futbol oynarken futbol topları patlıyor ve tamir etmek için okulun içine giriyorlar. Okulun içine girdiklerinde orada talihsiz bir olay yaşanıyor ve okulun ara duvarı öğretmenlerin üstüne çöküyor. En ağır yaralı olarak da Şefik Sınır çıkıyor ve o yıllarda olduğu için tabii ki sıkıntılı. Hemen Çivril'e götürüyorlar Şefik öğretmeni. Şefik öğretmeni götürüyorlar ama Şerif Gürsel adlı doktor Çivril'de bulunan durumunun çok ağır olduğunu ve omuriliğinin zedelendiğini söylüyor ve Sütlaç Köyü'ne geri getiriliyor Şefik öğretmen. Getirildikten sonra okulun odasına yatırılıyor ve başında sınıf arkadaşı olan Mehmet Aydeniz ve köylülerden birkaç kişi kalıyor. Durumu umutsuz artık. Farkındalar artık Şefik öğretmenin son günleri.
Ama öğretmenin dilinde tek bir söz var. Bana öğrencilerimi getirin. Öğrencilerine de şöyle sesleniyor. Dünyanın bütün çiçekleri diye. Artık son dakikaları, son anları ve son sözü de şu oluyor. Bana çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin. Tabii zorlu yaşamına burada gözlerini yumuyor Şefik öğretmen. Daha sonra da Çivril'den bir grup öğretmen Şefik öğretmenin cenazesini almaya geliyor Çivril'e gömmek için. Geldiklerinde yanlarında da bir öğretmenin misafiri var. Öğrenci, bir üniversite öğrencisi var. Tabii Şefik öğretmenin yaşamını duyunca, hani ölümünü öğrenince çok üzülüyor bu duruma. Geri döndüğünde de Şefik öğretmenin son sözlerini ve yaşamını Ceyhun Atıf Kansu'ya anlatıyor. Ceyhun Atıf Kansu da bir şair ve Şefik öğretmenin yaşamını ve son sözlerini ölümsüzleştirmek istiyor. Ölümsüzleştirmek için de Dünyanın Bütün Şiirleri adlı duygulu şiiri yazıyor. Her 24 Kasım'da belki hepimiz duyuyoruzdur. Belki birçoğumuz burada hikayesini biliyorduk ama belki de bilmeyenlerimiz vardı. Ben bunu aktarmak istedim. Benim açımdan çok önemli şiirlerden birisi. Şu an her zaman söyleniyor, bilmiyorum böyle söyleniyor, gidip görmedim ama Şefik öğretmenin mezarında her zaman renkli çiçekler açtığı söyleniyor. Bu güzel şiiri de, duygulu şiiri de bize Sinem seslendirecek. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sevcan, sesin kapalı. Ah, çok pardon. Biz teşekkür ederiz Zeynep. Hikaye için de çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok da güzel, dokunaklı bir hikaye. Sinema Algül arkadaşımız şimdi Zeynep'in hikayesini anlattı. Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı şiiri seslendirecek. Fakat ondan önce ben ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Başta yapmayı unuttum. Kusura bakmayın lütfen. Biz bütün katılımcılarımız için yaklaşık 6 dakika ayırdık. Çünkü program bayağı dolu dolu ve uzun bir program olacak. Onun için yani bu ayarlamayı yapmak durumunda kaldık. Ben de bundan sizi haberdar etmek istedim. Bir de tek bir ricam var. Yani programdan önce sunacak olan ya da şarkısını söyleyecek veyahut konuşmasını yapacak olan arkadaşımız, hocamız, öğretmenimiz bize kendini kısacık tanıtırsa çok memnun oluruz. Sizleri tanımak çünkü bizim için büyük bir gurur olur. Teşekkür ediyorum. Şiirini okumak üzere Sinem Algül arkadaşıma bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Sevcan. Herkese merhaba. Fakültesinde okuyorum. İkinci sınıftayım şu an. Ben 13 yaşından beri yaklaşık Ataşehir Çağdaş Yaşam ailesindenim. Şu an oranın bursiyeri değilim okuduğum şehirden dolayı ama hala kendimi bu aileden biri olarak görüyorum. Öncelikle buradaki tüm öğretmenlerin ve tüm öğretmen adayı arkadaşlarımın öğretmenler günü kutluyorum. Ve Zeynep'e de teşekkür ederim. Ayrıca bu seslendirmeye çalışacağım çünkü'nün hikayesini anlattığı için. Şu anda sizlere bunu seslendireceğim umarım. Şimdiden teşekkür ediyorum size. Dünyanın bütün çiçeklerini, kaya çiğdemlerini öğren.
pencereni getirin bana. Sinem düştü galiba. Ben koptum değil mi? Koptum evet, gözüktüm Sinem, ama. Evet Sinem sen düştün. Evet. Evet düştüm, kusura bakmayın, internetimde bir sorun oldu sanırım. Ben kaldığım yerden devam. Sinem istersen görüntünü kapat, belki internet daha çok şey yapar. Kaldığım yerden devam edeyim mi? Yani tamam. Görüntü de kapatabilirim, sıkıntı değil. Hayır yani senin internetin açısından söyledim. Donuyorsun ara sıra. Bir saniye, ben farklı bir internet yerine girmeye çalışayım o zaman. Kusura bakmayın. Şu an kopmadım değil mi? Ben sizi görüyorum ama. Ben tekrardan seni görüyoruz ve duyuyoruz. Farklı bir internete girmeye çalışayım o zaman. Tamam. Şimdi bir sorun olmaz diye umuyorum. Ben en baştan mı başlayayım yoksa devam mı edeyim? Tamam. Hiç güzel. Duymadık seni. Baştan başla istersen Sinem. Tamam. Gönlün beni
Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sinan. Ağzına sağlık, çok güzeldi. Yüreğine sağlık gerçekten. Bir de özelliği de böyle şiirlerin hikayelerini dinleyince aslında ben daha çok içe geçtiğini düşünürüm. Teşekkür ederiz tekrardan. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Olcay Keta hocamızı davet ediyorum. Gönül isterdi ki kürsüye demeyi ama işte ne yapalım, online olunca. Sevcan'cığım, Olcay Bey'le bir hocamızın yerini değiştirelim. Yoldaymış, bana mesaj atmıştı. Herhalde tabii daha giremedi. Tamam. Trafik çok var dedi. Herhalde okuldan dönüyor. Onun yerine olur. Bir başka hocamızı al, ondan sonraki sırada olan. Tamam. O zaman Nurten Yıldız hocamızı alabilir miyiz? Nurten hocam. Nurten hocam. Nurten hocam, sizi duyamıyoruz. Bir dakika. Mikrofonunuzu açarsanız. Hocam, kameranın hocam yanındaki mikrofon işaretinin üstündeki o çizgiye böyle bir tıklarsanız. Aslında Olcay hocamız geldi. Geldi mi? Aha, evet. Nurten Hoca konuşuyor ama sesini duyamıyoruz Nurten Hocam. Evet. Sesin kapalı. Nurten Hocam, kameranın yanındakine basın. Kameranın yanında var. Mute yazıyor. Onun üzerindeki abla, kırmızı işareti. Öyle yapıyorum diyor. Öyle yapıyorum diyor ama sanırım bir teknik. İlki sen buradan açıyorum. Kontrol edemiyor musun? Hayır, ben yolluyorum şey olarak. Ask to Ümit diyorum ama bir dakika şuradan bakalım. İsteği kabul etmesi lazım. Hani siz İlkiz abla gönderdiğin isteği tıklaması tamam lazım. Tamam. Tamam. Şimdi geliyor mu? Tamam. Şimdi tamam o zaman. Nurten hocamı ilk önce alalım. Sonra da Nurten tamam, hocamın yerine Olcay tamam Bey'i alırız. Tamam. Tamam. Hepinize bu güzel günde, bu güzel programınızda sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel hazırlandığınız belli. Emeklerinize sağlık. Ben Nurten Yıldız, emekli Türkçe ve Edebiyat öğretmeniyim. Öğretmen olmaktan ilk mezun olduğum günden bugüne değin çok mutluyum, çok memnunum. Her zaman derim ki dünyaya yıllar defalarca gelsem yine öğretmen olurum. Ben Atatürk aşığı bir öğretmenim. Onun yolundayım ve onun yolunda, onun ışığında birçok binlerce öğrenciler yetiştirdim. Bugün beni arayan öğrencilerim, yıllar geçtiği halde geliyorlar. Hepsinin yakalarında Atatürk rozeti var. Bu beni çok mutlu ediyor. Öğretmen olmayı daha hani çocuklara sorarlar ya, küçükken büyüyünce ne olacaksın diye. Ben hep öğretmen olacağım diyormuşum. Hatta anımsamadığım yaşlarımda bile. Ve o idealine ulaşan bir öğretmenim. Yıllarca çalıştım. Efendim ve bu yurdumun her köşesinde diyebilirim. Aslen Trakyalıyım. Sonra ilk tayinim Mardin. Mardin'e gitmem apayrı bir olay oldu. Şöyle, hiç o zamanlar televizyon yok, ulaşım yok. Genç bir kızım, yeni mezun olmuşum. Ailem Trakya'dan Mardin'e gitmek çok büyük bir olay. Uçak yok, otobüsü yok. Efendim, yok gitmezsin, kalırsın dediler. Çok istedim. Annemin babamın eşliğinde Mardin'e gittik. Kısacası işte bir ev bulduk. Onda ayrı bir olaylardır. Okula başladım. Şunu belirtmek istiyorum. Okula gittiğimde herkese 10 karış suratla bakıyordum. Sanki oradaki insanların suçu varmış. Oradaki memurların suçuymuş gibi. Onlar beni çok sevecen karşıladılar. Okul müdürüm ayakta karşıladı. Efendim bana babalık yaptı.
Fakat ben hala böyle bir korku, bir zor olacak gibi geliyordu oralarda ve gittiğim okul o zamanki ismiyle Erkek Sanat Enstitüsü ve orta kısım yok. Hepsi lise yaşında ve benim kadar benden büyük kişiler vardı. Hiç korktuğum, hiç bana anlatılanların hiçbiriyle karşılaşmadım. Çok mutlu, çok güzel günler geçirdim. Kısaca şunu da anlatayım. Bir memurumuz bey vardı Mardinli, babam yaşında. Onunla karşılaştığımızda da veya ondan bir şey aldığımda hiç ona bakmıyormuşsun, kızgın bakıyormuşum. Bana dedi ki bir gün, bakın hoca hanım dedi. Mardin'e gelen ağlar, giden ağlar dedi. Evet, Mardin'den ayrılırken de, vedalaşırken de ağladım, gözyaşlarımı tutamadım ve ona da dedim ki çok haklıymışsınız. Kısacası yurdum çok güzel, insanı çok güzel, gençler hepsi fevkalade, hepsine kucak açalım öğretmen olarak. Yeni öğretmen arkadaşlarıma diyorum ki sevgiyle sarılın, ilgiyle sarılın ve yapamayacağınız, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Evet, herhalde zamanım sınırlı diye uzatmıyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yurdumu, öğretmen mesleğini ve gençleri çok seviyorum. Teşekkür ederiz Nurten Hocam. Çok sağ olun. Bizim için tabii diğer bütün hocalarımız gibi sizin de fikirleriniz çok önemli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ağzınıza ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi öğretmen andını okumak üzere İrem Tay arkadaşımı davet ediyorum. Sözü ona bırakıyorum. Merhabalar. Öncelikle bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mekteplerine baş öğretmenliği kabul etmesiyle kutladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tüm buradaki çok değerli, saygıdeğer öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarının Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sizler iyi ki varsınız gerçekten. Ben hep eğitimde en önemli belki de başarının ilkokul öğretmeninin ya da her zaman için eğitim öğretim hayatı boyunca iyi öğretmenlerle karşılaşmanın çok önemli olduğunu düşünürüm. Benim ilk öğretmenim çok muazzam bir insandı ve okulu bana çok sevdirdi. Bu yüzden her açıdan öğretmenlerimiz çok değerli. Gününüz kutlu olsun. Ben de sizlere stajyerliğini bitirdikten sonra öğretmenliğe başlamadan önce okunan öğretmenlik andını okumak istiyorum. Ülkemizde okunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk İnkılap ve ilkelerine, anayasada ifadesinde bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, layık ve bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunlara davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz İrem, ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Şimdi sırada Beyhan Yılmaz arkadaşımız var. Çok da güzel bir şarkıyla, türküyle gelecek bize. Manisa Limanı'yla gelecek. Dinlemek için sabırsızlanıyorum. Ona bırakıyorum sözü. Merhaba, ben Beyhan. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. İki seneden beri Ataşehir ailesinde yer alıyorum ve ilk Ataşehir ailesinde yer alıyorum. Bu bağlamda başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm öğretmenlerin ve öğretmen adayı arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ben bugün bu program kapsamında sizlere
terör örgütünün hain saldırısı sonucunda aramızdan ayrılan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın bize kalan son videosunda seslendirdiği türküyü, Mausa Limanı'nı seslendirmek istedim. Bu şekilde de tüm şehit olan öğretmenlerimizin de gününü kutluyorum ve onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ben mikrofonun kapalı herkesin yerine böyle sesli alkışlıyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel söyledin. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Olcay Kete hocamızı davet etmek istiyorum. Sesim geliyor değil mi? Evet, geliyor hocam. Evet, öncelikle İlkız Başkanım'a saygılarımı sunuyorum. Çağdaş yaşamın çok değerli üstadları var burada. Öğrencileri var. Atatürk'ün güzel evlatları var. Gerçekten öyle mutlu oldum ki bugün, yani öğretmenliğimi öyle bir hissettirdiniz ki bize. Yani haz aldık. Yani yaşamadığımız öğretmenliğimiz var şu anda bizim. Biz yaşıyoruz o öğretmenliği de. Ama ne yazık ki uzaktan eğitim oldu, pandemi süreci oldu, şu oldu, bu oldu. Yaşıyoruz. Daha önce de
canlı yayına bağlanmıştık sizlerle. Herkesin özellikle Nurten Hocam, Öğretmenler Günü kutlu olsun. Branştaşız, köy okulu öğretmenini okuyan bir arkadaşımız vardı. Köy öğretmeni, evet. Çok güzel bir şekilde güzel dillendirdi. İşte Beyhan sağ olsun şehidimizi andırdı bize. Duygulandırdı, gözlerimizi yaşardı. Biz ilk başta şöyle diyoruz. Ben bir çalışan devlet öğretmeni oldum. Yeni de sürgün yedim İlkiz Başkanım, haberiniz olsun. Daha yeni sürgün yedik yani. Oluyor, başımıza böyle şeyler de geliyor. Ama yılmıyoruz kesinlikle. Korkmuyoruz. Cesaretimiz sonuna kadar. Çünkü Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Asla ve asla gençlerimiz, işte sizin gibi üstadlarımız olduğu sürece bizler varız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi mutlaka var diyoruz ve sonuna kadar mücadele ediyoruz. Öğretmenlik mesleği her Öğretmenler Günü'nde maddi böyle taleplerle icra ediliyor. Elbette ki maddiye de çok ihtiyacımız var. Her insan gibi. Ama asıl mesele şudur. Bizim mesleğimiz uzmanlıktır. Geçenlerde gördük işte. Sayın Bakanımız ve diğerlerinin onayıyla birlikte ilk okul öncüsü öğretmenlerimiz ne yazık ki şu anda görevlerinin başındalar. Sanki onlara pandemi yani nasıl diyeyim COVID-19 bulaşmıyor. Diğerlerine bulaşıyor. İşte zaten normal hayatta da yaşıyoruz onları. Okul öncüsü öğretmenlerimiz, yani eski tabiriyle anaokulu öğretmenlerimiz şu anda çalışıyor. Ve onların çocukları da birlikte şu anda derslerine giriyorlar. Diğer bütün okullar şu anda uzaktan eğitim yapıyor. Bunu ilk başta size de sizlere de paylaşmak isterim. Şöyle diyeyim mi de mesleğimizde öyle sorunlar yaşıyoruz ki bakıcı gözüyle bakıyorlar. Bakıcı gözüyle Nurten Hocam, geçmişte çok yaşamışsınızdır öğretmenlik mesleğini. Öğretmenliğin hazzını alamıyoruz ne yazık ki. Anne baba çalışıyor işte. Diyor ki işte çocuklarımız aman uzak dursun, okulda olsun, biz çalışalım. Öyle bir kapitalist düzen olmuş ki artık. Biz bunları da yaşıyoruz. Çok kısa olduğu için zaman biraz hızlandırmaya çalışıyorum. Mesleğimiz bundan çok derin bir meslek. Bir, daha doğrusu bir yaşam biçimi. Ve yaşam biçimi de olmaktan daha da fazlası ders veririz öğrencilerimize. Nerede bir zorba varsa, karşısına dikiliriz. Halkın emeğini, soyanları, sayanları kesinlikle onların karşısında oluruz. Onun için öğretmenin düşmanları ne yazık ki her yerde çok fazla. Ne yazık ki. Şöyle diyeceğim en sonunda. Konuşma vaktim varsa uzatabilirim. Var hocam, var, buyurun. Birkaç dakikamız daha var tabii. Fakir Baykurt'un bir sözü var işte. Gerçekten biz Mustafa Kemal'in öğretmenleri olarak, Eğitim İş Sendikası'nın üyeleri olarak hep birlikte el açmıyoruz, yalvarmıyoruz, boyun eğmiyoruz. Sadece görevimiz ders vermek. Ve sonuna kadar da ders vermeye devam edeceğiz ve hiç korkmuyoruz. Gençler şimdi bizi dinliyor ama şöyle diyeyim, yani korkmuyoruz da ki, cesaret Mustafa Kemal'in dediği gibi cesaret başarının %90'ı. Yani sürgünler, geçen ben işte Çankaya'daydım. Çankaya'dan Mamak'ın işte, hatta şey bitiyor, Melik Gökçek yaptırmış zamanında, kapı var her yerinde, hepsi, her biri bir trilyona yapılmış kapıların. Bir trilyon değmez de tabii. O kapıların dışına çıkıyorum. O kapıların dışındaki bir yere, Mavi Göl'ün bir kenarında bir ortaokula, eski varoş deyimiyle küçük kayacık diyorlar oraya. Oraya gönderildim. Haksız, hukuksuz bir şekilde. Gönderilme sebebim de işte ses yükselttim. Boyun eğmedim. Ders vermeye çalıştım. Giderken de çocuklarım ağladı ve dönemin yarısında oldu bunların hepsi. Soru sormak istediğin, işte mesela Zeynep, soru sorabilirsin bana. Öyle hayranlıkla bakınca ben dedim yani,
Adaylarımız var sanırım burada. Öğretmen adaylarımız. Ya korkmayın yani. 657 gerçekten zırhtır. Hukuktur. Adalettir. Elbette bunlar da geçecek. Öğretmenlik gerçekten tam anlamıyla güzel bir meslek haline geleceğinde de eminim. Nurten Hocam, işte Sakin Hocam bunların hepsini yaşamışlar zaten. Onlar zamanında daha güzeldi. Onlar bize bayrak verdi diyoruz. Ve bu o bayrağı mutlaka dalgalandırmamız gerekiyor bizim. Öğretmen adayları soru sormak isterse zevkle cevap verebilirim. Sorunlar sorulmazsa çok teşekkür ederiz Olcay Hocam konuşmanız için. Yüreğinize sağlık. Sağlık. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Çok mutlu oldum gerçekten. Gözlerim yaşardı. Benim ilkokul öğretmenim de Nazlı Gül Üsteğmen vardı işte. Atatürk'ün komutanı diyorduk biz onunla. Fethullahçı terör örgütü yüzünden, onların iftiraları yüzünden diyeyim yani. Kalbine işte Erciyes Dağı'nın kenarında intihar, işte kalbine sıkarak intihar etti. Öyle güzel Atatürk'ü öğretmendi ki o sınıf öğretmeninin yani o Nazlı Gül Üsteğmen'in şehidimiz diyorum. Onlar şehit saymıyorlar da. Şehidimizin annesinin öğrencisiyim ben de. O bizi yetiştirdi gerçekten. Çok güzel yetiştirdi. Orada, buradan da sizlerin vasıtanıza onun ellerinden öpüyorum. Yüreğine sağlık diyorum. Ve çok çok saygılarımı sunuyorum. Büyük öğretmenlerime özellikle lütfen işte bu şekilde gençlerimizle birlikte olursanız, bizlere bilgi verirseniz çok çok memnuniyet duyacağımızı söylüyorum. İlkiz Başkanıma ve sizlere çok 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 saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Biz de size saygılarımızı sunuyoruz. Ve hiç şüpheniz olmasın, o salladığınız bayrak bir gün illa devredeceksiniz. Onları da biz sallamaya devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun. En büyük arkamızdaki şey Mustafa Kemal ve cesaret. Tabii. Kurucu tabii. İrade yani. Teşekkür ederim. Saygılar tekrar. Biz de saygılarımızı sunuyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Yüreğinize sağlık. Olcay hocamıza tekrar teşekkür ederek Hatice Erden'i geçmek istiyorum. Bize bir şarkı seslendirecek ama hiçbirimiz bilmiyoruz. O kadar meraklıyız ki. Yani bütün gün düşündüm. Evet, sürpriz dediği için bütün gün düşündüm hangi şarkı olabilir diye. Bulamadım. Birazcık heyecan olsun dedim hepimiz için. Küçük bir ne diyelim, hani bir heyecan, bir merak yaratmak istedim. Hepimizin bildiği bir şarkı. Ben Hatice Erden, 2010 yılından beri Ataşehir Çağdaş Yaşam ailesinin bir üyesiyim. Şaka maka 10 yıl olmuş. Yani bu 10 yıl hani hem çok çabuk geçti hem de dolu dolu geçti. Çağdaş Yaşam Ataşehir ailesiyle dolu dolu geçti. Ben bu ailenin bir üyesi olmaktan çok mutluyum. Hala bir şeyler öğreniyorum. Yani mezun oldum ama kafa olarak, yürek olarak mezun olamadım. Yani yaş olarak mezun oldum. Ama hala bu ailenin bir parçasıyım. Hiç kendime gitmiş, hiçbir zaman saymayacağım. Öğretmenlik hem bir yürek işi, hem yani yürek işi olmanın da yanında bir birikim işi. Bu birikim sadece bizim üniversite eğitimiyle olmuyor biliyorsunuz. Bu aile bizim birikimimize çok şey kattı. Çok şey öğrendik. Öncelikle ben hani baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyorum. Burada olan bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Bizim bu yoldaki birikimimize katkı sağlayan İlkiz ablam, Sakin hocam, Şebnem ablam, Yeşim ablam, Nurten hocam, şimdi gördüklerimi söylemeye çalışıyorum, Meral ablam, Gülsen hanım, Sema abla da gelmiş, Sema abla, hepinize çok teşekkür ederiz. Bizim bu yoldaki birikimimize çok şey kattınız. Bize çok şey öğrettiniz. Hala sizden çok şey öğreniyoruz. Şu an bu saatte eviniz çok müsait olmadığı için ben size şarkımı çektim. Kayıt yaptım. Onu açacağım şimdi müsaadenizle. Orada da açıkladım niçin o şarkıyı seçtiğimi. Şimdi ekran paylaşıyorum.
yapacağım inşallah hemen. Bekletiyorum, kusura bakmayın. Tekrar merhaba. Biraz sonra size güzel bir şarkı söyleyeceğim. Bu şarkı duygularımı çok güzel ifade ettiği için seçtim. Niye seçtiğimi anlatmak istiyorum size. Öğretmenliği seçtiğimde ben çok küçüktüm. Herhalde ilkokuldaydım. İlkokul 1 ya da 2. sınıfta ben öğretmen olmak istiyorum demeye başlamıştım. O kadar küçüktüm ki, tabii niçin böyle bir seçim yaptığımı hatırlamıyorum. Hani belki ilkokul öğretmenim önder olmuştur. Belki ona örnek almışımdır. Belki ailemden duymuşumdur. Bilmiyorum ama gerçekten kendime çok uygun bir meslek seçmişim. O küçük yüreğimle ben öğretmen olacağım dediğim günden sonra arkasından gelen öğretmen lisesi, eğitim fakültesi derken gerçekten doğru mesleğin içerisindeyim. O yüzden çok mutluyum. Neden seçtiğimi bilmesem de bu meslekteki en büyük ilhamımı biliyorum. Ve Türkiye'deki birçok öğretmenin aynen benim gibi düşündüğünü hissediyorum, biliyorum. Bu ülkenin çocukları gerçekten bu ülkeyi seven, bir şeyler yapmak isteyen, emek veren bu ülkenin çocuklarının bir ilham kaynağı var. Bizim ilham kaynağımız baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk. Dediğim gibi neden seçtiğimi bilmiyorum ama bu mesleği yaparken en büyük ilham kaynağı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun bıraktığı ülkeye en büyük hizmeti yaptığımı düşünüyorum. Baş öğretmenimin izinden gittiğimi düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Her öğretmenler gününde gelen mesajlar, tebrikler, kutlamalar bana bunu bir kez daha hatırlatıyor. Ne kadar doğru bir yerde olduğumu düşünüyorum. Başka ne yapsaydım acaba Yüce Atatürk'ümüzün bize bıraktığı bu ülkeye bu kadar güzel hizmet edebilirdim? Kendi adıma başka bir şey bulamıyorum. Benim Hatice olarak yapabileceğim, atamın izinden giderek, ondan ilham alarak yapabileceğim en güzel şey öğretmenlikti. Ve bu yüzden çok mutluyum. Bir şarkı seçtim. Bu şarkıyı da baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ediyorum. Programı hazırlarken sürpriz demiştim. Bu açıklamayı yapacağım için kendimce sürpriz olsun istedim. Çok düşündüm acaba ne söylesem diye. Bugün buradaysam, bu mesleği bu kadar güzel severek, isteyerek yapıyorsam ve doyumlu hissediyorsam, Atatürk'ün bize bıraktığı bu cumhuriyete hizmet etmiş hissediyorsam, %100 bu doyumla yaşıyorsam, bu onun sayesinde, onun bize bıraktığı bu ülke sayesinde, bize bıraktığı değerler sayesinde. Onun için ona olan hasretimi, ona olan sevgimi, bu mesleği yaparken ondan ilham alıyor olmamı en güzel anlatacak şarkıyı seçerken çok zorlandım. Ve sonunda seçtim. Şimdi ben bu şarkıyı baş öğretmeninize armağan etmek istiyorum izninizle. Hasretinden yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm. Evvel yükseklerden uçtu, düze indi şimdi gönlüm. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Gözlerinde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Gelecektin gelmez oldun, halimi hiç sormaz oldun. Yaralarımı sarmaz oldun,
yokluğundan soldu gönlüm. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Hatice Hocam, ağzınıza sağlık. Eminim hepimiz duygulandık. Teşekkürler, ağzınıza, yüreğinize sağlık tekrardan. Çok güzeldi. Bir şey yapalım. 4 yılın 5 yılına çıkıyor buradan. Onu vereyim. Evet. Tekrar size teşekkür ederek şimdi Sakine Ay hocamızı davet etmek istiyorum konuşmasını yapmak üzere. Buyurun hocam. Hocam sesiniz gelmiyor. Sesinizi açarsanız mikrofonu. Şu an geliyor mu? Evet hocam, geliyor şu an. Ben Sakine Ay. İlkokul öğretmeniyim. Daha sonra adı sınıf öğretmeni oldu. İlk öğretim okulları ilk öğretim olunca bizim de adımız sınıf öğretmeni olarak değişti. O şekilde. Ben Tunceli, İstanbul, Adıyaman, sonra tekrar İstanbul diyerek 36 yıl çalıştıktan sonra noktayı koydum. 30 yıl devlette, 6 yılda özel okullarda çalıştım. İlk öğretim insan olma, millet olma davasıdır. En büyük düşman bilgisizliktir. Öğretmenlik 5 yılda öğrenilir deseler de ben 10 yılda ancak öğrenilir diyorum. Öğretmenlik öğrenciyi sevmek, ona değerli olduğunu hissettirmek bence. Bilgi sonra gelir. Zaten çağımızda teknoloji o kadar hızlı akıyor ki bilgiye ulaşmak çok kolay artık. Öğretmenler günü neden her 24 Kasım'da kutluyoruz? Bir de ufak buraya değineceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri seferberliğini başlattığı ve baş öğretmenlik unvanının verildiği gündür. 24 Kasım 1928. Atatürk kendisi o gün bizzat kara tahtanın başına geçerek ders vermiştir. 1981 yılından beri kutladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü, Kenan Evren'in bir projesi olduğu için doğrusu ben uzun zaman kabullenmekte zorlandım. Öğretmen ihmal edildiğinde ülke intihar eder diyen Einstein, öğretmenin eğitimdeki rolüne yıllar önce işaret etmiştir. İnsanlık mağaradan başlattığı yürüyüşünü her türlü gericiliğe rağmen inatla sürdürüyor. Sürdürmeye de devam edecek. Küçük bir anımı anlatacağım. Zamanı şey yapayım. Ben 1992-2007 yılları arasında Göztepe Harun Reşit'te çalışıyorum. Bir birinci sınıfı okuttum. 54 kişi olarak mezun ettim. Sınıf mevcutlarımız ilk seneler çok kalabalıktı. Birinci sınıfı okutan aynı sene arkadaşlarım 72'şer kişi birinci sınıf okuttu. 72 kişilik. Ve 24 Kasım'da dediler ki tamam biz emekli oluyoruz, pes ettik. Ama yönetmenlik yol vermediği için
O sene onlar Mişik şarkısı okuttu ama yılın sonunda da emekli oldular. Çünkü bir birinci sınıf 72 kişi inanılmaz bir şey yani. Onları kontrol etmek, yanlışını düzeltmek, elini tutup yazdırmak, fişi öğretmek yani zor bir işti. Gerçekten öğretmenlik zor bir iştir. Birinci sınıfı okutuyorum. Eylül sonu, Ekim başı. Dersin sonuna doğru çocuklardan biri parmağını kaldırdı. Öğretmenim dedi. Efendim dedim. Bakar mısınız dedi. Can ne oldu dedim. Bakın öğretmenim dedi. Gittim çocuğa doğru. Edip'e benim çantam kesmiş. Yanında oturan kız çocuğu. Ya birinci sınıf. Nasıl kesti dedim. Öğretmenim kesti işte. Yani Edip'e kesti dedi. Edip'e de hayır diyor, ben kesmedim. Kuvazi çaldı. Çocuklar teneffüse çıktı. Ben Can'la beraber Edip'e biraz Can'a göre çekingen bir çocuk. Kendini ifade edemeyen. Can'ı aldım masama. Can, ben çok seviyorum. Sen de öğretmenini seviyor musun? Evet öğretmenim dedi. Biraz tebessüm etti. Sonra dedim Can o zaman yalan söylemez değil mi? Döndü. Biraz bocaladı. Sonra kafasını eğdi. Öğretmenim özür dilerim dedi. Ben kestim. Niye dedim Can? Dedi ki öğretmenim annem bana çanta alırken ben Fenerbahçe çantası istedim ama bana almadı. Ben de onun için kestim. Yani demek istediğim şu, çocukların duygularına değer vermek lazım. Onlar çocuktur, anlamaz dememeliyiz. İnanın çocuklar çok iyi bir ayna tutar öğretmenlerine ve çevresine. Ben İlkiz Hanım bir şeyler anlatmamızı istediği için bir küçük şiir yazdım. Onu da okuyayım, iki kıtalık. Sonra ben bir öğretmendim. Sevgiyi, sevmeyi öğrettim çocuklarıma. Karanlıklara ışık tutmayı, dostluğu, kardeşliği öğrettim çocuklarıma. Ben bir öğretmendim. Sevgi, hoşgörü, bilgiyle suladım çiçeklerimi. Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini, devrimciliğini öğrettim çocuklarıma. Ben bir öğretmen. Bu pandemi ortamında düşünüp Öğretmenler Günü'nü organize eden, özveriyle çalışan İlkiz Hanım'a, yönetim kurulu üyelerine gerçekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu virüs belasından dünya en kısa zaman, en kısa sürede kurtulur. Biz de sağlıkla yüz yüze kutladığımız nice güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hepinizin fikirleri bizim için o kadar kıymetli ki. Çok teşekkür ederiz. Siz gençler yarınlarımızsınız, umutlarımızsınız. Artık size güveniyoruz. Ben 2003 yılından beri daha çalışırken dernekle gönül bağı kurdum. O zaman Gülşen Hanım vardı, Ayten Hanım vardı, bir de Sema Hanım. Çok azdı. İsteşehir'de barakalarda bu işe başladık. Böyle büyüdüğü zaman, bu binaya kavuştuğumuz zaman da çok sevinmiştik hep beraber. Biz de o binanın içinde olduğumuz için çok sevinçliyiz. Teşekkür ederiz. Evet. Binadan ziyade tabii binada bulunduğumuz derken hani bu ailenin içinde olduğumuz. Çok iş yapıyoruz. Bizim üzerimizde barakadan damlalar damlıyordu yani. Lavabo falan yoktu. O uzaklara gidiyorduk, Migros'lara gidiyorduk. Çok zor günler geçirdik. Ama şükür. Buna şükür tabii. Teşekkür ederim. Ve biz bir kursunda tanıştık.
bilgisayar kursuna ben bir sabahçı öğrenci öğretmendik. Sabahleyin şeye gidiyorum. Sabahleyin okula gidiyordum. Okul çıkışında öğleden sonra kursa geliyordum. O bilgisayar kursunda tanıştık. Oradan da derneğe kadar gittik. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. Çok, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi öğretmenine yazdığı şiiri okumak üzere Tülay Karataş'ı davet ediyorum. Onun sözünü herkese bırakıyorum. Herkese merhabalar. Çok teşekkür ederim. Ben Tülay Karataş, Çağdaş Yaşam Ataşehir 2013 mezunuyum. Barakalarda ben de derneğimizde tanışmıştım. Öncelikle bu anlamlı gecede bana da yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeri geldi hüzünlendim ben de dinlerken. Çok saygıyla ve keyifle önceki konuşmacıları dinledim. Çok güzel bir gece ve çok güzel bir program oluyor gerçekten. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ederim. Günümüz kutlu olsun. Ben de çok kısaca yazdığım şiirin hikayesini anlatmak istiyorum. Ben birinci sınıfta okuldan kaçan bir öğrenciydim. Okul benim için korku, fobi geliştirdim. Kaotik ve çocukların ağladığı bir yerdi. Bu kadar çok okula karşı korku geliştiren bir çocuğun ortaokul, lise ve üniversitede çok başarılı bir gence dönüşmesini sağlayan kişi de benim sınıf öğretmenim Hale Hocam'dı. Hale Hoca'nın benim üzerindeki dönüşümünü o kadar iyi biliyorum ki bu yüzden öğretmenlik mesleğine çok büyük kıymet veriyorum ben de ve öğrencilerimin üzerinde de, bu arada Sancaktepe'de İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum, aynı etkiyi bırakma gayretiyle ben de çalışıyorum. Ama eğitimin sadece kara tahta başında değil, yol boyunca bize ışık tutan, ilham olan, güç veren herkesin aslında bu yüreğe sahip olduğuna inanıyorum. Bugün de burada dinleyicilerin birçoğunda da Çağdaş Yaşam Ateşehir yöneticilerimizin de başta İlkiz abla, Sema abla, Yeşim abla, Şebnem abla, Serkin hocam, Nurter hocam hepsi bence öğretmen yüreğine sahip insanlar zaten. Dolayısıyla öğretmenlik yüreğine sahip herkesin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak şiirime geçmek istiyorum. Süre kısıtlı olduğu için de tabii onun endişesiyle biraz konuştum. Şiirime geçiyorum müsaadenizle. Ben geldim öğretmenim. İstikbali göklere taşıyacak da, çocuklarımızı kürsülere çıkaracak da, susuz toprağa su, umutsuz çocuğa umut, çorak topraklarda çiçek açtıracak da o. Bir kır çiçeği hikayesini Nobel'lere taşıyacak, maviliklerde uçuşmalar uçuracak, bal gözlü çocukların sesine ses katacak da, tabur tabur cehaletin üzerine yürüyecek de, vatana nefer olacak da o. Öğretmenim, başına mor sümbülleri, leylakları taç yapıp takmak istediğim, elimde diplomam, başımda kepim, geleceği selamlarken yanı başına geleyim. Ben geldim diyeyim öğretmenim, yarı anam, yarı babam, ben geldim. Tarihimi de, dilimi de, vatanıma sevgimi de, dik durmayı da, onuru erdemi de senden öğrendim demeye. Sana o sırada hayal ettiğimiz düşle geldim. Elimdeki diplomayı asıl sahibine getirdim. Öğretmenim, yüreğimde heyecan, gözlerim ayımızda, hilalimizde, yarınlara doğru koşarcasına avuç dolusu umudu yıldız yaptım da serpmeye geldim ayaklarına. Elimde diplomam, saçlarım ilk günkü gibi, arkadan örgülü hem de. Cübbemi giydim de daha kürsülere çıkmadan, beyaz önlüğümle koridorlarda koşmadan, makamıma çıkıp ant içmeden, daha öğrencilerimi sarmadan, ilk uçuşumdan, ilk çizimimden önce, daha anne baba olmadan hem de, ellerim daha terlemeden, daha yarınlara emek vermeden, senin emeğinle güneş olduğum gövdemden, köklendiysem toprağımızda, bugün yarına bakıyorsa gözlerim, ilk seni görmeliydiler bilirim. Seni, yarınımın mimarı, seni. Gözlerimiz yarına el ele bakmalı. Tuttuğun ellerim büyüse de, önlüklerim artık küçük gelse de, nasıl ki büyümez ya evlatlar, hani öğrencin kalacağım ya hep, ilk günkü heyecanımla sana geldim. Kollarım iki yana açılı, kucaklamak için seni. Ana yarım,
baba yarımı. Tüm bünyemde saklı o yılları ceplerine koymuş bir genç kız. Bir delikanlı oldum da vatana hizmet edeceğim ya hani nasıl unutabilirim? Elin ellerimde yazdığın heceleri. Gölgen ardımda okuduğum şiirleri. Bana duyduğun inancı, ümidi. Bir köy toprağında açtıysam eğer, dallanıp budaklanıp salkım salkım döndüysem, öğretmenim, kıymetlim, ver de o papatya kopan ellerinden öpeyim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten ağzına birbirine sağlık. Teşekkür ederim. Herkesin öğretmenler gününü kutluyorum. Saygı ve sevgi. Biz de seninkini kutluyoruz Tülay. Teşekkür ederiz. Programı yüreğim kaldırmayacak galiba. Çok duygusal iler. Zaten duygusal bir insanım. Hani gidersen falan. Teşekkür ederiz tekrardan. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Zeynep Tezcan hocamızı davet ediyorum. Zeynep hocam. Geliyor mu sesim? Evet. Zeynep'ciğim seni perdenin arkasından görüyoruz. Öyle o mi? Örtüyü kaldır istersen. Hangi örtüyü istiyorsun yoksa bizden? Ha? Evet. Hangi örtüyü? Ha, biz buradan seni örtünün altından görüyorduk. Yüz görümlüğü mü istiyorsun yoksa? Bilmem vallahi. Ben sizi net görüyorum. Tamam, biz de seni net görüyoruz artık. Tamam. İyi akşamlar. Ben Zeynep Tezcan. İstanbul Öğretmen Okulu mezunuyum. 26 yıl öğretmenlik, sınıf öğretmenliği yaptım ben de. Bunun 6 yılını köylerde çalışarak tamamladım. Biz tabii öğretmen lisesi mezun olduğumuz için tabii çok küçük yaşta mesleğe atıldık. Şöyle öğrencilerimle öğrendim ben öğretmenliği köylerde. Onlar bana çok şey öğrettiler. Şu anda biliyorsunuz bugün öğretmenler günü, o kadar duyguluyum ki sabahtan beri telefonlarım susmuyor. Ve kız öğrencilerimin hepsi öğretmenim seni örnek aldık. Ha, biz de öğretmeniz dediler. Çok duyguluyum. Zaten arkadaşlarım Sakin olsun, Nurten olsun o kadar güzel anlattılar ki öğretmenliği. Ben de onların söylediklerini söyleyecektim. Çok uzatmak istemiyorum. Herkesin bildiği gibi başkomutan ulu önderimiz Atatürk'ün bugün baş öğretmenliği günüdür aynı zamanda. O da bizim en büyük önderimiz. Zaten hedefimiz Atatürk ilkelerini yaşatmaktı. Ne mutlu bize ki öğrencilerimiz hep böyle. Bugün öğretmenler günü olduğu için de ayrıca yetiştirdiğim öğretmenlerin, öğretmen arkadaşlarımın, herkesin gününü kutluyorum. Böyle güzel hazırlık, çocuklar Tülay olsun, genç öğretmenler o kadar güzel duygulu anlattılar ki artık umudum böyle bitmişti, ülkem bitti diye düşünürken böyle umutlarımızı yaşartıyorlar bizim. Ne mutlu bize. İnşallah gelecekte onlara vereceğiz bayrağı. Biz artık köşemize çekildik. Nihayet değil mi Sakin öğretmenim? Öyle. Şöyle ben de ufak bir anımı anlatayım. Pardon. Sesim geliyor mu? Evet hocam geliyor. Buyurun lütfen. Ha öyle mi? Ha, sesim gitti zannettim. Şöyle biliyorsunuz bir dönem 5,5-6 yaşındaki öğrencileri aldık ilkokula. Ben de üst üste çok birinci sınıf okuttum. İlimizde biraz birinci sınıflar üzerinde başarı kaydetmişim. Bana bir dönem üst üste birinci sınıf verdiler. 5,5 yaşında Ali diye bir öğrencim var. Tabii çok küçük, öğlenleri hep uyuyormuş. Bir de annesinden çok zor kopardım onu. Hep anneyle geldi, sıralarda oturdu. Tabii bu 1-2 gün sürdü. 3. gün geldi dedi ki, annem gidebilir. Hani sizinle de olabilir ama ben sizin masanızda oturacağım. Çektik bir sandalye, Ali benim masamda. Ali öğlen gerçekten horul horul uyuyor. Biz derse devam ediyoruz. Ama kısa sürüyor tabii bu uykusu, hemen kendine geliyor.
Birkaç gün sürdü bu. Ondan sonra 2-3 gün sonra Ali sırasına geçti. Ben galiba büyüdüm, artık uyumayacağım dedi. Ve o gün elimi tutarak, öğretmenim dedi, sen de benim annem oldun. Bunlar o kadar mutlu şeyler ki, işte böyle güzel bir anımı anlatayım. Çok vaktinizi almayayım. Emeği geçen arkadaşlarıma, İlkiz'e, hele hele siz öğrencilere ne mutlu bize böyle güzel bir gece yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi Meliha Ölmez'i davet etmek istiyorum. Türküsünü okumak üzere. Türküsünün adı da Akşam Olur Karanlığa Kalırsın. Benim de çok sevdiğim türkülerden biridir. Teşekkür ederim. Ben. Öncelikle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. İnşallah ben de bu yolda ilerlemeyi hedefledim kendime. Ve gerçekten çok çalışıyorum. Hem öğrenmeyi hem öğretmeyi de çok seviyorum. Yani hani 3 günlük dünya diyorlar ya, bence hani bu kısacık zamana hep öğrenerek, hep geliştirerek, kendimi araştırarak bir şeyler katmayı gerçekten çok seviyorum. Bunu çok içtenlikle söylüyorum. Biri mesela bir şey anlattığında hemen böyle aa öyle miymiş, böyle miymiş falan diye gerçekten çok merak duyuyorum böyle şeylere. Ve biliyorum bu heyecanım hiçbir zaman bitmeyecek. Ben izin vermeyeceğim tabii. O zaman çok uzatmadan türküme geçeyim. Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Beni koyup yad ellere varırsın. Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Bülbülüne ötersin yuvan yok mudur? Yoksa benim gibi sevdan mı çoktu? Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Teşekkür ediyoruz. Ağzına ve yüreğine sağlık. İnşallah sen de çok güzel ve iyi bir öğretmen olursun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Sevcan, bizi de öldürdü bu arada. Gerçekten. Şimdi ağlayıp buradan ayrılmak durumunda kalabilirim herhalde.
Yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz Mela. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Cansu Gül'ü izninizle davet etmek istiyorum. Merhabalar. Ben Merhaba. Cansu Gül'ü Çağdaş Yaşam'la 2009 yılında tanıştım. 2012'ye kadar orada bursiyerdim. Nurten Hocama buradan kucak dolu sevgiler, öpücükler özellikle. Çünkü bana burs veren oydu. Mezun olduktan sonra ben de gönüllü üye olarak derneğe devam etmeye başladım. Ömrümün yettiği yere kadar bu şekilde devam edeceğim. Hepimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. O kadar mutluyum ki şu anda. Sabahtan beri gözlerim doluyor. Sevinçten üzülüyorum bir anda. Çok tuhaf duygulara soktunuz beni. Çok özlemişim hepinizi teker teker. Bu mesleği neden seçtim? Ondan bahsedecektim ve seçtikten sonra neler geldi başıma onlardan bahsedeceğim. Bu mesleği ben ilkokulda daha birinci sınıfa başladığımda Nazlı Gül öğretmenimi gördüğüm anda dedim ben öğretmen olmalıyım. Çünkü benim hayatımda gördüğüm en mükemmel insan oydu. Her gün okula her gün hafta sonları bile okula gitmek isterdim sırf onu görebilmek için. Yani bizim için öyle bir ilahtı ki resmen şeydik, eteklerindeydik sürekli. Nazlı Gül öğretmen nereye giderse biz oradaydık. Yani masasını temizlerdik her teneffüs. Annem daha o zamanlar zaten dedi sen de öğretmen olursun dedi. Tabii ilerleyen yaşlarda yaşam şartları, diğer insanların söyledikleri işte öğretmen mi olacaksın, standartlarını biraz yükselt falan diyerek beni farklı düşüncelere soktular, farklı mesleklere soktular ama benim geldiğim yol, vardığım yol yine öğretmenlik oldu ve iyi ki öğretmenim. Günümüz şartlarında atanmak epeyce zor. Benim de atanmam 4 yılımı aldı. İlk atanma yerim Hakkari Çukurca'ydı. Hakkari Çukurca'yı ekranda görünce dedim ki ben hayatta gitmem. Ağladım, günlerce ağladım gitmeyeceğim diye. Ondan sonra ailem desteklediler, cesaret verdiler, gittim. Aradan bir ay geçti. Çay bahçesinde oturuyorduk, sonra birden bir gümbürtü koptu. 80 metre ötemize roket atar düştü. Ben dedim ben burada yapamam. Nasıl geri dönebilirim, ne yapabilirim? Her gün ağlıyordum. Geceleri izli mermileri izliyorduk, işte çatışmalar oluyordu. Çok zor bir sene yaşadım ama bunları nasıl atlattım? Öğrencilerim sayesinde atlattım. Onları görmek, onların gözümün içine merakla, umutla bakmaları beni orada hayata bağladı tekrardan. Doğru yerde olduğuma karar verdim. Ben dedim buradaki çocuklar için bir şeyler yapmalıyım. Onların bana ihtiyacı var. 3 yılımı verdim onlar için. Hatta bir anım var. Bir gün son derste beni bir yere götürdüler. Müdürlerimiz bir şey var, toplantı vardı. Oraya gitmek zorundaydım. Öğrenciyi ödevlendirdim, bıraktım. Toplantı hemen kısa sürdü. Geri döndüm. Geri döndüğümde ders bitmişti. Okula doğru yürürken baktım karşıdan 8-9 tane öğrenci koşarak bana geldi. Sadece yarım saat. O yarım saatte o kadar çok özlemişler ki. Yani o anı hiç unutamam. Gözlerimin önünden gitmez. Ağlayarak gittiğim Hakkari'den, Çukurca'dan da ağlayarak geri döndüm. Hatta çok çok kat kat fazla ağlayarak döndüm. Şu an Tekirdağ Çerkezköy'deyim. İyi ki öğretmenim. Her gün güne güzel başlıyorsam, işime, okuluma heyecanla gidiyorsam bunun sebebi çocuklardır. Öğretmenlik zaten maneviyatı çok yüksek bir meslek. Yani ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Siz çocuğa, Sakin Hocam'ın ne dediği gibi aynadır çocuk. Sen sevgiyle gidersen o da sana sevgiyle gelir. Eminim buradaki bütün öğretmenlerimiz, öğretmen adaylarımız hepsi çok sevgi dolu bireyler, çok sevgi dolu insanlar. Hepinizi çok seviyorum. Sizi görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz konuşmanızdan dolayı. Dilinize sağlık. Teşekkür ederiz. O zaman şimdi galiba yine ağlayacağız. Gezi bağları geliyor çünkü. Onun için Seray Çelik'i davet etmek istiyorum. Seslendirmek üzere. Merhaba. Sesim iyi mi şu an yoksa biraz daha açayım mı? İyi. Aslında gayet duyabiliyoruz. Tamam o zaman. Ben de bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum öncelikle. Onu söyleyeyim. Başlayayım ben de söyleyeyim.
Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi, aman aranıyorum, yitirdim. Bir çift selamına güveniyorum, gel otur yanıma, anlarımı söyle. Biraz kameraya bakıyormuş. Şu perdenin ucunda şöyle düzen. Şu yanda. Atma garip anam, beni dağlar ardına, kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Atma garip anam, beni dağlar ardına, kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Teşekkürler. Ağzına sağlık Seray. Çok teşekkür ederiz. Bu arada dedikodu saatimiz iptal olmuştur. Ağlamak isterseniz program sonuna bekleriz herkesi. Çünkü bayağı bir dolduk diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz Seray. Dedikodu saatimiz var. Bu arada var ya. Şey olmasın. Konuşmasını yapmak üzere Fatih Toprak'a sözünü veriyorum. Merhabalar, ben Fatih Toprak. Marmara Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum. 2013 yılında başlamıştım. Ateşehir'le de tanışma yılım oraya dayanıyor. 2017'de mezun oldum. Mezun olduktan sonra aslında öğretmenlik yani yapmıyordum. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak başladım. Bir yaklaşık 18 ay falan eğitim aldıktan sonra subay olarak başladım. Ancak elde olmayan nedenlerden dolayı haksız bir şekilde ihraç edildim Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Benim için çok kötü dönemlerdi yani. Ama daha sonra KPSS'ye çalışıp bu yıl 2020 Şubat ayında kilise sosyal bilgiler öğretmeni olarak atandım. Aktif olarak sosyal bilgiler öğretmenliği yapıyorum. Bugünkü benim konum Atatürk ve Atatürk'ün eğitime, eğitimciye verdiği önem. Sizlere bir konuşma hazırladım. Yani bu konuyla alakalı sabaha kadar konuşabiliriz. Ben konuşabilirim. Ama vaktimiz kısıtlı olduğu için ne kadar kısaltmaya çalışsam da birazcık başınızı ağrıtacağım. Şimdiden bana katlandığınız için teşekkür ediyorum. Atatürk arkadaşlar bir ulusun yaşamında eğitimin ve öğretmenin önemini belki de en iyi anlamış, anlatmış devlet kurucusu ve
Cumhurbaşkanı'ydı. Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Maarif Kongresi'ni düzenleyerek asıl savaşın cehaletle yapılacağına dikkatini çeken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diyerek seslendiği öğretmenlere bu nedenle çok önem vermişti. Atatürk, eğitimin, öğretimin yayılmasından, yaygınlaşmasından yanaydı. 1928 yılında Arap harflerinin kaldırılıp yerine bugün kullanmakta olduğumuz Türk, bakın Latin demiyorum, Türk harflerinin kabulü tüm yurtta sevinç yarattı. Halkın yeni harfleri kısa sürede öğrenip daha çok yurttaşın okur yazar olmasını sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma başladı. Okuma yazmayı yaygınlaştırmak için okul çağı dışındaki yurttaşlara okuma yazma öğreten okullar açıldı. Bunlara millet mektepleri adı verildi. Atatürk, ulus okulları dediği millet mekteplerinde yazı tahtasının başına geçerek dersler verdi. Bakanlar Kurulu'nun 11 Kasım 1928 günü yaptığı toplantıda Atay'a ulus okullar baş öğretmenliği şanını verdi. 24 Kasım Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği gündür. Baş öğretmen Atatürk, öğretmenlerin Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri etkinliği hep övmüştür. Milli mücadelenin kazanılmasıyla Türkiye için yeni bir dönem başlamış oldu. Savaş alanlarında kazanılan zaferlerin eğitim alanında da kazanılması için çalışmalar başlatıldı. İlk hedef, Cumhuriyeti özümsemiş, öneminin farkına varmış vatansever, eğitimli bir nesil yetiştirmekti. 1924 yılında Ankara'da toplanan öğretmen kurultayında öğretmenlere seslenen Mustafa Kemal, "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözüyle eğitime ve öğretmenlere ne kadar önem verdiğini vurgulamıştır. Sene 1923, mecliste vekil maaşları münakaşa ediliyor. Devrin Maliye Bakanı Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Bey, Mustafa Kemal'e soruyor. Diyor ki, "Paşam, vekil maaşlarını düzenleyeceğiz. Ne kadar verelim?" Paşa düşünüyor ve şöyle cevap veriyor. "Öğretmen maaşlarını geçmesin." Bakın, 100 yıl önce Mustafa Kemal öğretmen maaşlarını geçmesin diyor. Belki haberiniz vardır. Geçenlerde de şu anki aktif Milli Eğitim Bakanımız öğretmen personel maaşlarının kendilerine çok büyük bir yük olduğundan bahsetti. 100 yıl önce ne denmiş, şimdi ne deniyor? Bunu da sizlere söylemek istedim. Öğrencileri, öğretmenleri ve okulu çok seven Atatürk, yurt gezilerinde okullara uğrardı, sınıflara girer, sıralara oturur, ders dinlerdi. Öğrencilere sorular sorardı, öğretmenlerle konuşur, her yerde öğretmenliğin üstün bir meslek olduğunu anlatırdı. Atatürk'ün Kütahya Lisesi'nde yaptığı bir konuşmayı kısaca sizlere okumak istiyorum. Kütahya Lisesi, 24 Mart 1923. "Muallimler ve muallim efendiler, bu irfan yuvası altında hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok memnunum. Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini kurtaran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir. Arkadaşlar, asker ordusu ile irfan ordusu arasındaki birliktelik ve alakayı belirtmek için şunu da ifade edeyim. Kıymetli bir eserden ordunun ruhunu kumanda eden heyetidir deniliyor. Hakikaten böyle bir ordunun kıymeti kumanda heyetinin kıymetiyle ölçülür. Siz öğretmenler, sizler de irfan ordusunun kumanda heyetisiniz. Sizin ordunuzun kıymeti de sizlerin kıymetinizle ölçülecektir. İstiklal mücadelesinde 3-4 senedir düşmanı topraklarımızda mahvetmek için yaptığımız savaşla ordunun ruhu olan kumanda heyetini değerlerinin yüksekliğini nasıl ispat etmişse bundan sonra yapacağımız yenilikler milletimize bir karanlık gibi çöken genel cehaleti mağlup etmek savaşında da irfan ordusunun ruhu olan siz öğretmenlerin aynı yeteneği ortaya koyacağınıza eminim. Bu konuda size güveniyor, saygı ile selamlıyorum. Yüce Önder Atatürk, benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir. Sözleriyle savaş alanlarında en güçlü düşman ordularına karşı zaferlerden büyük bir ulusu yok olmaktan kurtaran dünyanın takdirini kazanmış, ününden değil de öğretmenlik yanının anlatılmasını istemekle aslında öğretmenin toplumları yücelten bir varlık olduğunu üstüne basa basa vurgulamıştır.
Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında 24 Kasım her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Dünyada en kutsal görev olarak bilinen bu mesleğin sıcak ve içten bir yaklaşımla Öğretmen Günü'nün kabulü, öğretmenlik mesleğinin yüceliğini simgeleyen bir doğuş olmakla kalmamış, çocuklarımızın hayallerini süsleyen meslekler sınıfına sokmuştur. Öğretmen yapıcı ve yaratıcıdır. İnsan haklarına saygılıdır. Öğretmen özverili ve çevreye güven veren, inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu bir kişidir. Atatürk, öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır demekle öğretmene yüklediği sorumluluğu ve değeri anlatmıştır. Eğitimin ulusları yücelten faktör olduğunun bilincinde olan öğretmenler, baş öğretmenin direktifleri doğrultusunda görevlerini fedakarca yapmışlar ve yapmaktadırlar. Yurdumuzu yüceltmenin çağdaş uygarlık seviyesine gelmemiz için tek çıkar yolun Atatürk ilke ve inkılaplarına sımsıkı bağlı kalarak onun yolunu izlemekle olduğu hiçbir zaman hatırdan çıkarılmamalıdır. Atatürk diyor ki, ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini kurtaran irfan, bilim, kültür ordusu olan öğretmenler ordusudur. Milletleri kurtaranlar yalnız ancak ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir. Baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal mesleğe gönül vermiş tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca bu güzel anlamlı günü organize eden ÇYD'de Ataşehir ailesine de çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz güzel fikirlerini bizimle paylaştığın için. Araya bir kere girebilir miyim bu arada? Fatih çok güzel anlattı. Çok çok teşekkür ediyoruz ama Fatih'in bugün bilmediğim bir yönünü keşfettim. Matematiği de çok süper Fatih'in. 80 dakika kendine vakit ayırmıştı konuşurken. Bir an dedim acaba 80 dakikayı dolduracak mı Fatih ama. Ya normalde o kadar kısalttım ki ben aslında çok daha uzun, çok daha Atatürk'ün değindiği çok önemli maddeler vardı, konular vardı. Ama maalesef vaktimiz kısa olduğu için açtım da zaten biliyorum. Özür dilerim. Fatih, şöyle yapalım. Seni bir gün konuşmacı olarak tekrar alalım öğrencilerimizle birlikte. Tamam, bunu da sözünü almış olalım. Her zaman müsait. Tamam. Teşekkür ederiz. Bir ara ben de aşacak sandım. Yalan yok. Dedim 80 dakikaya tamamlayacak ki. Yok yok, o kadar da değil, şaka yaptım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi Bilgehan Mercan'ı davet etmek istiyorum. Şey diyeyim, bağlamasını ağlatmak üzere. Aç aç kamerayı. Hocam. Merhabalar. Merhabalar. Başta Atan Mustafa Kemal Atatürk ve diğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlar ve kucak dolusu sevgiler gönderirim. Başlıyorum. Bir el salladık. Koyun geli yada yada yağmurlara bada bada gelin aşam sonra gidiş yosunları Yaman aşım, dağlar bağlar.
Teşekkür ediyorum bana zaman. Yani çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Şey. Ben teşekkür ederim de kızım. Ağzına sağlık değil. Teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Bir şey söylemedim. Söyledin. Teşekkür ederiz Bilge Hanım. Çok teşekkürler. Konuşmasını yapmak üzere Yiğit Çolak hocamızı davet ediyorum. Yiğit galiba internette bir problem yaşıyor. Katılamadı. Evet. Bilmiyorum. O zaman isterseniz İsmet ve Deniz Akbaş davet edeyim. Ama onlar da gördü. Benim iyi akşamlar. Önce bir şiirim vardı. Onu okuyacaktım. Tabii. Başta Cumhuriyeti kuran çağdaş uygarlık yolunda Ajan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olmak üzere onunla bıraktığı medeniyet meşalelerini taşıyan tüm öğretmenleri bize öğrencilerinin günü kutlu olsun. Bir şiir okuyacaktım. Küçük bir çocukken geldik yanına. Kucakladın bizi, sardın canına. Sevgiye saygıya katladık şanına. Okur yazar olduk ilk öğretmenim. Tüm bildiklerini bize öğrettin. Millete faydalı bireyler ettin. Kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Ödevler yaptırıp asıl talibe, imkan hazırlayıp her bir talebe, feraset gösterip seçtin talebe, sanatkar adayı hep öğretmenim. Edebiyatla din, tıp, fizyoloji, tarih, fizik, kimya ve biyoloji, iktisatla sanat ve sosyoloji, bilimden yelpaze sen öğretmenim. İstikbale giden bilgi selinde, kitaplık dolusu her eserinde denir. İlim varken ana dilinde, neyse başka talep var öğretmenim. Vatan bir okulsa ilk nöbetsin, ilim denizinde hep seferdesin. Kutsal mesleğinle gönüllerdesin, benim gönlümü al öğretmenim. Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedenin, kıvancının üstüne iftihar ediniz siz öğretmenim. Atam sen de dahi bir öğretmendin. Bütün yenilikleri senin eserinin layık insanlarını bir şahıs edendir. Büyük Atatürk'ümün baş öğretmenimdir. İyi akşamlar, ben Deniz'in annesiyim. Deniz bugün Şevlem Hanım özelimizi bildiği için o daha iyi biliyor, katılamadı. Fakat Deniz'in yerine bir türkü söyleyeceğim. Deniz de bir daha katılacak inşallah, nasip olursa sazıyla katılacak. Ben annesi olarak özellikle istedi anne bunu Şevlem Hanım'a ve Çağdaş Yaşam ailesine, İlkiz Hanım'a ve siz değerli insanlara hitap etmek istiyorum. Bin cefalar etsen almam üstüme oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya dillere meyil verirsen oy. Kış ola bağlana yolların dostum. Dostum, 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 dostum. Dostum gelsene canım. Kış ola bağlana yolların dostum. Dostum, 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 dostum. Dostum gelsene canım. İlahi olmayan yardan ayıran oy. Bahçede bülbüller ötüyor uyar oy. Kula gölge ise Allah'a
Senden ayrılalı gülmedim dostum, 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 gelsene canım. Bir sultan abdalım gülüm dermişler oy, bu şirin canımı nasıl kıymışlar oy. İster isem dünya malı vermişler oy, sensiz dünya malı neylerim dostum, 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 gelsene canım. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Ederiz. Çok teşekkür ağzınıza, ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, şimdi her şey online olduğuna göre Zoom öğretmenliği diye yeni bir sektör açıldı gibi bir şey oldu. Öğretmenlikler artık Zoom'a taşındı. Zoom öğretmenliğini anlatmak üzere Hande Nur Seniz'i davet ediyorum. Lütfen, biz Microsoft Teams kullanıyoruz. Zoom. Herkese merhaba. Ben yeni nesil bir öğretmen olduğumu düşünüyorum. Çünkü mesleğe başladığımın 6. ayında ya 7. ayında, Mart ayında pandemi başladı ve yarı kaldı her şey. Şu anda da pandemi süreci. Her şey online yürütmeye çalışıyoruz. Çok duygu dolu bir gün. Bugün okulda da, yani online'da da çok fazla ağladığım anlar oldu. Ben size çok güzel hikayeler anlatacağım ama önce bir video izletmek istiyorum. Belki izleyenleriniz vardır. Ekran paylaşabiliyor muyum? Hayır. Host'tan böyle bir ricada bulunabilir miyim? Ufak bir video izleteceğim. Karaca'nın bir reklamı aslında, ufak bir çalıntı. Belki izleyenleriniz vardır, görmüştür öğretmenlerimiz. Host, beni duyuyorsan ekran paylaşımına izin verir misin? Host. Tamam. Geldi şimdi. Hemen sesi de paylaşayım. Şu anda sanırım her şey yolunda. Biraz fazla. Tamam. Fazla yoruldu. Günaydın çocuklar. Öğretmenim. Öğretmenim. Geç kaldım. Arda, ne yiyorsun sen? Ama çocuklar. Gördüğünüz gibi online süreçte tam olarak böyleydik. Velilerden destek gelen veliler de oldu, gelmeyenler de oldu ama genel olarak çocukları ekran başında şu şekilde hiçbir zaman göremedik. Ben size 3 tane şey paylaşmak istiyorum. Zoom'da, online'da, Teams'te yaşadığım süreçler. Online gezi yapıyordu okulumuz. NASA'ya bir gezi düzenleyelim dedik. Houston'daki NASA Uzay Merkezi'ne. Ben gezide kendimi çok kaptırıp NASA'yı övdüm. Yani aslında övmedim. Sadece süreci anlattım. İşte NASA doğru işler yapıyor gibi bir cümle kurunca bir öğrencim, 3. sınıf öğrencisi, açtı mikrofonu. Öğretmenim dedi, NASA her zaman doğru işler yapmıyor dedi. Hani dünyanın sonu gelecek demişlerdi. Dünyanın sonu gelmedi. İşte şu tarihte şuraya gidebilecektik ama hala uzaya gidemiyoruz. NASA asteroid çarpacak diyor ama asteroidler ülkeye gelmiyor hala diye. Birkaç tane NASA'nın güncel bilgilerini söyleyip beni yalanladı derste. Sonra da şey dedi, öğretmenim NASA'ya çok güvenmeyin, her zaman doğru şeyler söylemiyor, başka kaynaklar okuyun dedi ve bunu 3. sınıf çocuğu söyledi. Tabii ki mutlu oldum, bir şey diyemedim, hak verdim, doğru dedim. NASA bazen yanılabiliyor çünkü uzay bilinmezlik diye kıvırmaya çalıştım öğretmenlik şeyleri işte. İki tanesi de bu sene oldu, yine sanal gezilerde olan bir şey. Atatürk'ü 10 Kasım'da Ankara'yı ziyaret, işte Anıtkabir'i gezerken Selim yine aynı öğrenci. Öğretmen iletişimi çok kuvvetli olan bir öğrenci ve şey, online olduğunu farkında değil. Yani bir şey söylemek istediği zaman sesini açıp sessiz söylediğinde sadece benim duyduğumu düşünüyor. O yüzden de işte aklına gelen şeyi söylemek için mikrofonu açıp öğretmenim gördünüz mü? Bakın ne var diye böyle fısıldayarak sadece ikimizin konuştuğunu düşünüyor ama aslında tüm sınıf duyuyor. Atatürk'ün araçları vardı. Arabalarını falan geziyoruz işte. Yatı falan var o kulelerden birinde. Yine mikrofonunu açtı. Öğretmenim bunları satsak ne kadar eder biliyor musunuz diye sordu ama bütün sınıf duyduğumuz için hepimiz gülmeye başladık.
Sonra yatının çok güzel bir yat olduğunu ve şu anda günümüzdeki yatlara benzediğini söyledi. Ama bunların hepsini fısıldayarak ve hani sadece benim duyduğumu düşünerek söylediği için çok komik bir an oluşuyor o an derste. Son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ettik yine online olarak. Orada da çocuklardan biri önce padişahlığı anlattım. Bu da ikinci sınıf. Babadan oğula geçiyor dedim padişahlık. Sonra cumhuriyeti anlattım. Seçimle geldiğini, cumhurbaşkanımızdan yani cumhurbaşkanı olduğunu falan söyledikten sonra Yaman dedi ki öğretmenim bu ülkede cumhuriyet mi var? Hep aynı kişi değil mi dedi. Ve bunu soran ikinci sınıftı. Ya içimden sadece şey söyleyebildim. Yaman daha fazla konuşma, mesleki hayatını bitirebilirsin. Cumhuriyette geç dedim içimden ama yüzüne de tabii ki de cumhuriyet var. İşte böyle böyle seçim, her sene aday olduğu için seçiliyor diye açıklamaya çalıştım ama çocuk sürecin farkında, daha doğrusu haberleri gördüğü için farkında. Sonra milletvekillerinin koltuklarını gösterdim. İşte burada bizim için kararlar alınıp oylar veriliyor dedim. Bana şey dedi, hatırlıyorum burada hep kavga oluyor. Yani bunlar yeni nesillerin gündemi ne kadar takip ettiğini, nasıl genel çağı yakaladığını gösteriyor. Geçen de söylemiştim, yani çocukları gördükçe, buradaki birçok öğretmen arkadaşım da bunun farkında. Ben umutlu oluyorum her seferinde. Milletvekilleri grup çalışması yaptım dörtlerde. Biz milletvekilleriyiz. İstediğimiz kararı verebilirsek o zaman ağaçları kesenleri ceza olarak hapis cezası verdi. Yani çok basit bir şeyi onlar hapis cezası verdi. Hani bu şekilde bakıyorlardı. Yani o zaman hayvanlara yemek vermeyen insanları hapse yollayalım ya da onları aç bırakalım. Empati yapmaya çalışıyorlar kendilerince. Gelecek çok umutlu. Zoom öğretmenliği çok eğlenceli geçiyor. Yani benim de tuvalette öğrenci mikrofon açıp öğretmenim bir saniye tuvaletteyim dediğini biliyorum. Veya açtığında kamerasını üstünü giyinen öğrenciyi biliyorum. Hani kamera açık değil. Kapatamıyorum da hani sesleniyorum. Adacığım kameranı kapatsam mı? Ama ada farkında değil sürecin. Komik şeyler de oluyor. Ve bir şekilde büyüyorlar. Bir an önce bitsin ve çocuklarımıza kavuşalım diyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sen de. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz anlattıkların için. Şimdi bir de son olarak Güneş Topla Benim için şarkısını seslendirmek üzere yine Beyhan Yılmaz'ı çağırıyoruz. Tekrardan iyi akşamlar. Bilgis ablanın özel ricası üzerine programı Güneş Topla Benim için de kapatacağım. Umarım beğenir Bilgis abla da. Güneş topla benim için.
Geceleyin gökyüzünden canım, güneş topla beni yedirsin. Bulutların arasında, kirpiklerin karasında, bulutların arasında, kirpiklerin karasında, göçte bıçak yarasından canım, güneş topla beni için. Göçte bıçak yarasından canım, güneş topla beni için. Göçte bıçak yarasından canım, güneş topla beni için. Beyhan çok teşekkür ederiz. Tekrardan evet. Ağzına sağlık. Bugün buraya geldiğiniz için güzel fikirlerinizi, gerek parçalarınızı, gerek hikayelerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. İlkiz abla sen bir şeyler diyeceksin galiba. Evet, yani çok teşekkür ediyorum ilk önce Beyhan'ı beni kırmadığı için. Ben çok mutlu oldum bu gecede. Mezunlarımız, liseli arkadaşlarımız, ortaokullu arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, öğretmen adaylarımız, öğretmenlerimiz... Hep birlikte olduk. Gerçekten çok keyif verici bir geceydi. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Daha uzun yıllar umarım birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi recording kısmını kapatıyorum. Ondan sonra... Biyoloji atsa ben... Teşekkür ederim. Evet, misafir olarak aranızda bulunuyorum. Çok memnun oldum. Misafir hakkım vardı, bir kolonya servisini alamadık. Birkaç söz de söylemek istiyordum. Ancak alacağım olsun. Hatta sizlere şimdi bir bilet kesmek istiyorum. Ben İzmir Selçuk Şube Başkanıyım. Metin Çıtak. Sizlerin pandemi esnasında olsun veya sonrasında olsun tam bir soluk alacağınız yerdir Selçuk. Kuşadası Kuşadası, efendim, Bodrum, Marmaris, bu güzergah üzerindeyiz. Bizden geçerken bahçe içerisinde tek katlı çok şirin bir derneğimiz var. Buradan geçerken bir soluk, bir ayran, bir kahve sizlere bilet kesiyorum. Hangi saatte olursa olsun kapımız sizlere açıktır. Bir tek bir şartım var. Ziyaretinizde, sizlerden bitişinizde de bir de mahalle kütüphanemiz var. Bu kütüphanemiz içinde birer kitap rica edeceğim. Vakit olaydı birkaç daha şey paylaşmak istiyordum. Çok memnun oldum tanıştığım için. Sizlerle beraber olmak yani çok hoştu. Hele Ataşehir, ben İstanbul'a girdiğim zaman hep böyle başımı yukarı kaldırarak geçtiğim bir bölgeyken şimdi sizleri hep karşımda görmek ayrıca bir farklı bir açı oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününü kutluyorum. Ben kendimi Mustafa Kemal olarak tanıtmak istiyordum. Ve şu anda da karşımda 41 tane Mustafa Kemal olduğundan eminim. Ve onu tanıyan, onu anlayan ve onu tamamlayanlar olarak sizlerle beraber olmaktan onur duydum. İltifat etmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar. Metin Hocam çok çok teşekkür ederiz. Umarım biz 3 defa yaz kampı yaptık. 4.sünü Selçuk'ta hep birlikte yaparız. Pandemi günleri geçince hep birlikte oluruz umarım. Evet. Ben de tüm şubeler Gençlik Birimi'nin Selçuk'ta 3 kez yaz kampını organize ettim. Özledim sizleri. İnşallah bir diğerini burada da karşılarım. Saygılar efendim. Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum lütfen. Tabii, buyurun. Burada hep herkesi görmek beni çok heyecanlandırdı. İlkokuldan, ortaokuldan, liseden, üniversiteden öğrencilerimizken şimdi mezun olarak, öğretmen olarak mesleklerini icra eden gençlerimizi böyle üyelerimiz oldular o gençlerimizin. Buradakilerin birçoğu üyemiz aynı zamanda. Ben de Ataşehir Şubesi'nden